Geldiniz. Ne haber? Deniz Baysal Yurtçu. Sen hala orada mısın? Atlamayacaksan bize ver. Bazı merak ettiklerim vardı. Si. Deniz Baysal Yurtçu. Ay. Evet buyurun. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok mutluyum. Bir sene sonunda. Sonunda o. Şimdi Deniz, sen büyük annen. Sen anne ve ablan. Evet. La beraber büyümüşsün. Evet, anneannem de vardı rahmetli. Aa, Allah rahmet eylesin. Teşekkür. Peki şey, böyle bir anaerkil bir evde büyümüş olmanın hayatında bir etkisi oldu mu? Daha rahat büyüdüm diyebilirim. Gerçi benim babam da hiç öyle sıkı bir insan değildir. Çok hani şefkat dolu, çok rahat bırakan biridir zaten. Ama kadın kadına olmak çok daha rahat tabii yani. Ben kadın kadına olmadığım için bilemiyorum. Herhalde rahattır. Rahat rahat. Aynen. Evet. Büyüdüğünde bunun etkisini hissettin mi? Yani bir yerlerde bir şeylerle ilgili daha rahat hareket edebildiğini düşündürttün mü bu sana hiç? Ya aslında ben kendi içimde çok kapalıydım. Benim ailem hiç öyle değildir. Çok serbest bırakmıştır beni. Annem zorlardı hafta sonu. Hadi artık dışarı çık. Niye çıkmıyorsun? Hep böyle şey pantolon falan giyerdim. Ben hiç etek giymezdim. Şu anda da gerçi pek bir farkı yok. Yine da. Yine giymemişsin. Ya evet. Hani bir etek giy, bir bacaklarını göster, bir şey yap, bir böyle bir allık sür çık falan. Ben kendi kendime çok muhafazakardım. Allah onu Allah. Da sonradan yine aşman kendi kendime açtım. Aynen. Peki. İnatçı bir yapıya sahipmişsin. Evet. 5 Nisan doğumlusun. Koç oluyor. Onunla mı ilgisi var onun? Bu zamana kadar hep ona bağlamıştım. Herhalde öyledir diye düşünüyorum. Ama burçlardan da çok anlamıyorum. Yükselenin ne? Boğa. Yükselen de boğa. Evet. Eyvah. Niye? Ne? Sen anlıyorsun o zaman büyük demek ki. Büyük geçmiş olsun beyefendi. O da boğa. Evet, fark etmez o. Siz koç üstü boğa olduğu için can sıkarsınız gibi görünüyor biraz. Sen anlıyormuşsun demek ki. Ben yalanla özgüvenimden. Hiç şu kadarcık fikrim yok. Şu an uyduruyorum. Sevgili izleyenler, bu haftanın No Context atasözü sıcak mı sıcak, yerli mi yerli. Üçüncü yaşını dolduran her dünyalının mutlaka tecrübe ettiği bir yaşam dersi niteliğinde. Beterin beteri vardır. Şimdiki haberimiz de bu beterle ilgili. Efendim, Çin'de tekrar vizyona sokulan Fight Club'ın efsane sonu Çin'de aynı zamanda bizdeki ritüete tekabül eden Çin Komünist Partisi tarafından değiştirilmiş. Son sahnede anlatıcı ve Marla karakterlerinin el ele tutuşarak dünyanın yıkılışını izledikleri sahne atılmış. Onun yerine ekranda bir yazı belirmiş. Yazı şöyle: polis bütün planı hızla anladı ve bombanın patlamasını başarıyla engelleyerek tüm suçluları yakaladı. Anlatıcı
akıl hastanesine gönderildi. Evet, Fight Club'ın yeni sonu hayırlı olsun efendim. Ama son böyle olunca haliyle kulübün kuralları da tekrar yazılmış oldu. İlk kural, Fight Club hakkında konuşmayacaksın. İkinci kural, devlete anarşik planlar yapmayacaksın. Kendi içinizde birbirinize sümsük atabilirsiniz. Harika son. Bunu bütün filmlere uygularsak herkes mutlu olabilir. Örneğin Titanic batmaz, Jack ve Rose mutlu olur. Gemi sahibi firmada ölenlerin yakınlarına tazminat ödemekten kurtulur. Bir deneyin. Efendim, ismini ve tipini neden bildiğimizi bilmediğimiz, hayatımızın neden bu kadar içinde olduğunu asla anlayamadığımız taksiciler odası başkanı, yeni gelen taksi zamlarıyla yolcu sayısı azaldı ve taksi bulamıyoruz şikayetleri sona erdi. Böylece taksi yolcusu da taksiye erişebilir hale geldi gibi bir şeyler diyerek bu zammı savundu. Gerçekten harika bir bakış açısı. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Örneğin tüm temel gıdalara da aynı mantıkla en az %50 zam yaparsak sadece gerçekten ihtiyaç duyanlar bu gıdaları alabilir. Ne o öyle efendim, keyif olsun diye insanlar ekmek, bulgur filan alıyor. Yapın bakalım ekmeği 10 lira, o zaman görelim gerçekten ekmeği isteyenle şımarıklık yaptığı için ekmeği memelerine süren kimlermiş. Sevgili izleyenler, yapılan bir araştırmaya göre Türkiye internet hızında dünyada sondan 4. sıradaymış. Bu haberle biz bu dünyayı seyretmeye gelmişiz. Serzenişimiz de ne yazık ki boşa çıktı. Çünkü belli ki onu da seyredemiyoruz, görüntü donuyor. Diğer 3 ülke ise ülkelerinde internetin olduğunu bu haber sayesinde öğrendiğimiz Nijerya, Kenya ve Endonezya'ymış. Bir boncuk daha kondurmak gerekirse en pahalısı da bizdeymiş sevgili izleyenler. Oh, suyundan da koyun. Efendim, yine bir araştırma ve yine garip bir konuda birincilik alan bizler. Hepimiz. Türkiye bu sefer de aylık ortalama 20.2 saatlik kullanımla birlikte en çok Instagram kullanan ülke olmayı başarmış. Tebrikler, bu gurur hepimizin. Ama tabii bu birinciliğin önemli bir nedeni var. E malum, artık dışarı çok sık çıkamıyoruz. Bir mekana girip oturmak, sinemaya gitmek, konsere gitmek ateş pahası oldu. Dolayısıyla ülkece yapabileceğimiz geriye tek bir şey kalıyor. Instagram'da oturup dışarı çıkabilen birilerinin hayatlarını dikizlemek. Yoksa bu kadar birinci olacak kadar da bağımlı değiliz. Değiliz değil mi? Yanıtlarınızı bize Instagram'dan yazarsanız seviniriz. Efendim, Ocak ayının sonuna gelirken Excel dosyaları açıldı. Hesap makineleri çıkarıldı. Zamların girdisini çıktısını göreceğimiz ilk faturalar adeta leylekler tarafından kapımıza bırakıldı. Bir milletvekilimizin yaptığı açıklamaya göre asgari ücret artışının açıklandığı günden itibaren elektrik, doğalgaz, benzin ve diğer tüm her şeylere yapılan zamlarla aslında asgari ücretin artmamış olduğu ortaya çıktı. Biz bir huylanıyorduk zaten de. Gözümüzle görünce yine de koydu be sevgili izleyenler. Kombiyi kısıp elektrikli ısıtıcıları köklediğimiz bu dönemde inşallah yün içlik fiyatlarına da zam gelmez diyoruz. Zira ısınmak için salonda lahana gibi kat kat giyinmekten başka bir çare kalmamış gibi görünüyor. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Evdeki diğer kadınları taklit eden bir kız çocuğu muydun? Çok büyükler ya, hani onlara benzemeye çalışırken böyle erkenden olgunlaşmış olabilirim dediğin bir zamanın var mı? Yok, hala çocuk gibiyimdir yani. Sürekli gilerim böyle. Kendi çok ketumumdur. Hiç derdimi çok anlatmam mesela. Ya. Aynen. Aa, berbat. Ya, ablama böyle bir özeniyordum, Gökçe ablama. O da konservatuar okudu, çok güzel sesi vardır. Hep onun sahnelerine gidiyordum ben böyle çıktığı yerlere. Biz tanıyor muyuz ablanı? Yok, sonra evlendi. Bıraktım o işte, iki çocuğu var şu an. Canım yerleri. Evde söylüyor. Aynen, evde söylüyor. Bize söylüyor. Yani şimdi devam ediyor. Tekrar başladı bir yerde çıkmaya, İzmir'de. Sen ufakken hiç sana bu kızdan oyuncu olur ya falan gibi bir şey dendi mi? Tiyatro hocam çok destekledi beni. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda Zekeriya Hocalar, soyadı da Hocalar. Hoca olmak için dünyaya gelmiş. Zekeriya Hocalar, onun zoruyla şeye yazıldım ben, ajansa. Ha. Evet. Yani evet, zaten öyle bir şey bilgi var. Hiç o şey yoktu bende, özgüven yoktu. Hani nasıl yaparım, nasıl ederim, hele İstanbul'a gitmek. Ya yani annem bana hep bebek gibi bakmıştır. Üniversiteye giderken bile kahvaltım böyle, koltukta televizyon izliyorum, kahvaltımı getirirdi. Yapma ya. Aynen. Sonra bir anda nasıl oldu kimse anlamadı. Ben İstanbul'a gidiyorum dedim. Ha. Herkes şoka girdi. Annem Allah, bence yapamazsın dedi. Falan. O evi pislik götürür dedi. Aa. Hep böyle kendisi yaptığı için bana hiçbir şey yaptırmamıştı. Evet de yani para kazanıyorsun. Biri yapar herhalde. Annem peki şimdi bir şey diyor mu?
Şimdi mutlu canım, gurur duyuyor, sağ olsun yani. Aa, gördük evet, falan. Peki şöyle bakıyorsa denize asla bulaşılmaz dedirtecek bakışların var mı? Var. Bakayım. Aa, bakabiliyor musun öyle? Oldu mu? Barış Bey, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Olmuştur herhalde. Ben bir ince tedirgin oldum. Peki sıkça bakar mısın böyle? Yok, zordur ya. Yani damarıma zor. Basılması lazım çok. Hep sabır sabır derim. Bir de ben sinirlendiğimde böyle mesela hakkım yendi, tepki göstereceksem gözlerim dolar. O huyumdan nefret ediyorum mesela. He. Hani böyle bana böyle yaptın oluyor yani. Bu bende de eskiden öyleydi. Değişiyor mu sonra? Değişiyor. İnşallah. Yani yeterince egzersiz yapınca. Tamam. Bir noktadan sonra yok tamam, ben niye ağlıyorum ki, o ağlasın. Hadi konuşalım ha, falan yani, diye sen evet. Giriyorsun. Evde kendi kendine şarkı söylerken Barış'tan Deniz'ciğim o şarkı öyle söylenmez ama diye uyarı aldığın oldu mu? Yok, olmadı ama içten içe söylemiş olabilir, bilmiyorum hani. Aa. Kesinlikle. Barış Bey bana güvenmeyin. Yani hani burada şimdi başınıza iş gelmez diye düşünüyorum. Ben hemen tüyerim. Bundan. Okey, süper. Söyler misin çok şarkı? Yani kendi kendime işte. Ha. Aynen. Eyvallah, bir yerlerde söylemişliğin var canım. Programlarda falan gördük onu da. Hani böyle sevdiğin bir şey mi şarkı söylemek? Dinlemeyi daha çok severim. Bugüne kadar karşındaki insana hayır diyemediğin için düştüğün en absürt durum ne? Hayır diyemiyordum ben bir ara gerçekten. Çoğumuz zaten. Düştüğüm absürt durumu hatırlamıyorum ama kusana kadar yediğimi hatırlıyorum. Ayıp olmasın diye ye. Yani. Senin kusana kadar gelmen 3 kaşık falandır herhalde gördüğümüz kadarıyla. Eskiden sen bir de benimkini düşün. Ben yiyordum ya. Bir ara yiyordum. Şimdi kesildi işte ama. Çantanda taşıdığın en tuhaf şey ne? Çok basit benim ya. Anahtar, cüzdan. Ruj muj olur arada. Böyle tuhaf bir şey, tuhaf bir şey yok. Umay benim ne? Hep tırnak makası var. Neden? Tırnak makası, tek başına tırnak makası yok tabii. Yani bakım malzemeleri var. Tırnak makası da var. İşte diş fırçası, diş macunu, diş fırçası, gargaralar, makyaj temizleme fıstıkları. Gargara bende de var, mecbur sette. Aynen. Yani bir tane ilaçlar lazım olabilir diye, işte baş ağrısı için, iç ağrısı için. Vitaminler. Sen bayağı kitle geziyorsun. Yani. Mecbur ama seferiyim ben Deniz. Gerçekten. Ben tabii canım buraya gelmeden önce 2 provaya gidiyorum. Sonra buraya geliyorum. Buradan çıkınca işte... Gerçi buradan çıkınca genelde eve gidiyorum ya. En son ne zaman kendini çok savunmasız hissettin? Burada herhalde. Aa, tövbe be. Hayır, o da heyecandan. Ha. Gerçekten çünkü çok hani şimdi biraz daha şey yaptım, alıştım, rahatladım. Çok geriliyorum. Ya işte şuradan inerken bile ya düşersem şeyi oluyor. Biraz böyle anksiyete var bende. Ama canım onu Şimdi yuvarlansam ne olur diyorum ya, mesela. Ya güleriz ilk önce, sonra da ben seni kaldırırız. Ben de gülerim. Ama sonra... Aa, bir kere şey olmuştu ya, magazinci arkadaşlar böyle yakaladı. Tam da pandeminin şeyleri böyle, işte bir 5-6 ay olmuştu. Maske var ağzımda. Ya dediler, maskeyi çıkarıp hani bir şey yapabiliriz. Peki dedik, çıkardık maskeyi. Ben Barış yanımda konuştuk. Sonra arabaya bindik. Bende de şey takıntısı vardı. Bak şimdi bile mesela gülüyorum ediyorum ya. Ulan ya dişimde bir şey kalmışsa diye. Aynaya bir baktım arabada. Şurada bir şey var. Öyle şey atmıştım ağzıma. Fındık fıstık atmıştım. Bu duruyor burada. Neyse ki bütün röportaj boyunca Barış bu tarafımda olduğu için böyle konuşmuşum ben. Hep ona baka baka. Barış da görmemiş. İlk başta çıktı röportaj, izleyemedim bile. Ya dişimde ya bir şey. Işte. Allah'ım ya işte manşetlere mi çıkar? Nasıl olur? Dişinde bir şey kalmış. İnsan bir dişini fırçalar gelmeden falan. Bunları falan düşünüyorum ben, ne yapacağım diye. Atlattık neyse ki yani. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten. Orada kendimi çok savunmasız hissettiğin şeye baktım. Ya dişimde bir şey kaldıysa. Ya dişinde. Allah başka dert vermesin diyoruz. Yok değil mi diyoruz. Şu an ben konuşuyorum. Var ama ben o kadar büyük bir ki. Sadece ben de değil yani. Burada seyirciler de. Biz hakkındır, zaten pislik yapmaya oturtuyoruz. Toplu fotoğraf koyarken kendin iyi çıktın diye arkadaşlarına harcadığın oldu mu? Muhakkak olmuş. Ama ben vallahi o kadar iyi niyetli bir insanım ki
Aynen. Zaten iyi niyetliler hep bunu der. Kendi kötü çıktığımı bile koyabilirim yani. O kadar da enayimdir diyormuşum değil mi? Ama de... yapmışımdır ya. Ama sorarım. Hangisini koyayım sence diye. Hani arkada muhakkak danışırım yani. Alternatifi peki o da bok gibi çıktıysa ne yapıyoruz? Artık Allah ne verdiyse. Hoşlandığın biri tarafından friendzone'landığın oldu mu? Olmadı herhalde. Friendzone'landı. Ya olmuşsa da demek ki çok umurumda olmamış ki hatırlamıyorum. Bana biliyorum ya herkes oluyor ya. Muhakkak olmuştur ama friendzone... çok da takmamış. Biliyorsunuz değil mi ne demek oldu? Var mı yakın zamanda başına gelen var mı? Yok mu? Kafanı niye yiyorsun? Aa bir saniye. Hayır hayır Barış var. Nasıl Barış? Biz bir ilk tanıştık görüştük. Denizci. Sonra artık olmadı. Artık friendzone'u mu kalmış daha? Hayır sonra o ara yani. Ha. Öyle bir şey gelmişti hani bir başıma. Bir görüştünüz ve bizi arkadaşız abi mi yaptı sana? Aynen. Aa. Tabii tabii. Ama sonra... Çok mu kötü? Sonra... Nesi kötü ya? Hayal kırıklığı mı? Evliler şu an. Hayal kırıklığına bak ya. Peki neden friendzone'lamıştın? Uyuşmadık o zaman. Evet sonra arada Ibiza'ya gitti onun dönüşünde herhalde. Tamam herhalde ben oldum dedi. Ha. Oradan bazı merak ettiklerim vardı. Onları hallettik abi. Sen hala orada mısın? Halloldu. Halloldu çok iyi. Çok iyi. Yani sonu böyle olacaksa hepimiz friendzone'lanabiliriz yani. Diye düşünüyorum ben. Ev işlerinde takıntılı olduğun bir şey var mı? Hepsi diyeyim. Yani Barış mesela yardımcı olmak isterse bile arkasından hemen böyle ne yapmış, ne etmiş bakarım. Annen ama evi bok götürür demişti. Ya yok canım. Ha. İşte hiç beklenmedik hiç bir şekilde olmadı yani. Peki hepsi değişti. Yani kendin onu böyle bir titiz misindir? Biraz. Ya şey değilimdir böyle hemen toplayayım, hemen edeyim. Tadını çıkarırım, istediğimde toplarım. Ha, bazen ama... dağınık kalır, umurumda olmaz. Canım ne isterse yani. Sadece hani mesela temizlenecek ev, arkadan bir tekrar geçerim yani. Anladım. Barış Bey'in yok bir tek Barış'a şey değil yani. Evet. Barış'ı bir tek Barış'a değil mi? Aynen. Kaç kişi geliyor temizliğe? Ya hayır ya atıyorum yani ne bileyim arkadaşlarım geldi hadi beraber biz de yardımcı olalım falan. Kontrol ederim, bırakmam yani. Canım belki bardak çanak çalarlar, iyi. Kontrol etmen iyi. En yakın arkadaşının, en yakın arkadaşın olmasının 3 sebebi nedir? Her şeyimi anlatabilmem. Yanlışımda yanlış yaptın demesi. Ve eğlenme. Kim en yakın arkadaşın? Gözde. Gözde'den başka bir isim verirsem zaten Gözde beni buraya gömer. Aynen. Ben yani gömer yani. Hatta yani zaten başka bir isim, yani birinin ismini söylüyorsan o gömer. Eğer kimsenin ismini vermiyorsan gömecek 5-6 kişi var diye tahmin ediyorum. Nasıl toparlayacağım? Bakalım. İşte Gözde seni tehdit etmiş gibi davranacağız. Ama yani yok. Yani çok İstanbul'a neredeyse ilk geldiğimden beri beraberiz ve çok destek oldu bana. Hı. Gözde neci? Gözde de yapım şirketinde çalışıyor, dramalar grubunda. Nasıl ünlü oldu ya bu diye düşündüğün biri var mı? Buna gerçekten cevap veren var mı? Ya var. Vardır ama isim veren var mıdır mesela? Var. Gerçekten mi? Evet. Sen söylüyorsun. Ya var, muhakkak vardır yani. Bu sadece şey, Türkiye'de de geçerli yabancı olan bir şey değil. Yabancı söyleyebilirsin varsa. Çağlar Ertuğrul diyormuşum ben değil mi? İntikam mı alacağım? Beni seçmediğin intikam mı? Bu pek intikam mı? Hayır, canım. Ya var, muhakkak var ya. Ama isim vermem asla. Zaten niye vereceğim? Manyak mısın? Evet, ne bileyim. Bir an yok isim veren de böyle. Olmadı. Bir şey varsam ben dedi. Bir tek o ben. Nasıl ben der dedi. Bunu ya? Olur mu öyle şey? İşte programı seyredersen orada anlatıyor. Batıl inancın var mı? Var. Nedir? Hala mesela bıçak ya da makas alışverişi yaparken böyle ufak bir... Tükürüyorsun ya, pis pis. Sonra da onu kullanıyorsun. Dudak hareketi. İğrenç. Ya da masaya koyup. Masaya öyle koyup, ha, masaya elden koyup, ele karşı, vermiyorsun. Aynen, öyle bir... Peki neden? Var. Onu biliyor muyuz? Hiç ayrılık getirir falan. Ayrılık kavga getirir. Kavga çıkar, bir şey olur. O kalmış böyle. Anneannemde çok var. Küsme. Var mı başka? Aynen, kavga. Kavga. Ne? Kavga. Kavga. Anneannemde çok peki, tükürünce vardı. Ne oluyor? Yani ben mesela... O bozuyormuşsun onu, ne bileyim. Zaten bozuyorsun, o bıçağı kullanamazsın ya tükürünce.
Bıçağı hani, bozuyorsundur belki. Öyle şey yapmıyorsun, tükürmüyorsun yani böyle ufak bir... Ufak partikül. Yani bak şu. Bir şey söyleyeceğim. Covid-19 diye bir şey çıktı, duydun mu? Şaka yapıyorum, şaka. Ben de zaten İlk veremem. İlk Türkiye'ye getiren de bu. Meğer o... Yok yok, ben de zaten, benim de var çok fazla öyle yaptığım şey. En son yine Şevval Sam'dan örnek vereceğim. O da kimsenin karşısına fermuar kapatmasına izin vermez. Kısmetin mi kapanıyor? Öyle ha, bir şey var galiba. Onu da biliyorum. Bir de ayakkabılar böyle ters durmamalı. O ne oluyormuş? İşte işlerin ters gider mi, değil mi? Öyle bir şey miydi? Bağcıklar? Onun da açık olması gerekiyor. Çanta yerde ben olmayacak. Başka var mı böyle koyarım tuhaf? Koyarım yere ya. Evde şems... O laf öyle değil. Eve girer şemsiye açılmaz dediniz. Ben de diyorum ki o laf öyle değil. çünkü açılır. Dilini ısır. Poponu kaşı falan. Evet. Duydunuz. İltifat alınca arkayı kaşırsın, kaşımak dedi. Dedim ki arka derken şemsiyenin açılmadığı yerde. Güzel. 1 ile 10 arasında kaç güzelsin? 7,5. 7,5 mu? Evet. Nereden kırdın 2,5'u? Öyle şey değilimdir ya. Teşekkür denize ederim. Denize mi yürüyorsun? Şaka şaka. Ya. Kağıt kalem var mı numara? Ay teşekkür ya. Ederim. 9 dediniz değil mi? Evet. 1 puan nereden kırıldı? Ama artık o da... İzin verir misin? 1 puan inadından. Ya. Seni yerim ben. Senin adın neydi sizin? Sevcan Hanım. Teşekkür ederim. Sevcan Hanım Yalova'dan geliyor bugün. Sırf sizin için. Yani sizin kim olduğunuzu bilmiyordu Deniz Hanım. Aynen. Ama, yani, ama işte siz... Aa bir tek sen. Bir tek sana oldu. Peki 1 ile 10 arasında kaç dedik? 7,5 dedik. Hanımefendi 9 dedi, ikna olduk. Barış Bey sizce kaç? Tabii ki 10. Alkışlıyoruz Barış Bey'i. Ne? Kuğu gibi. Aa, bizim bütün ekip sana yükseldi Deniz şu an. Ağzım gerildi. En son ne zaman hüngür hüngür ağladın? Daha yeni. Ya. Tabii. Niye? Oluyor bazen. O kadar yoğun tempoda çalışıyoruz ki bazen bir aksilik olduğunda... yani ufak bir şey. Normalde takmazsın belki. Benim bir de dedim ya hemen gözüm dolar diye hüngür şakır ağladım. Ne? Yani söyleyemeyeceğim şimdi taktığın şey. Kostümle ilgili bir sıkıntıydı. Aa. Aynen. Birbirimizi de çok seviyoruz. Ama böyle bir benim şey anıma denk geldi. Bir de işte buraya geleceğim uçak korkusu var bende. Aa. Yollar kar ya yola hani yol arabayla gidemezsem uçakla gitmek zorunda kalırsam diye bayağı bir panikledim. Ya burada giyeceğim şeyleri bile daha bu sabah deneyebildim. O kadar anca. Şey yok. Hani olmazsa artık pijamayla gelecektim. Öyle bir yok, şey. Yok çok güzel de olmuş. Teşekkür ederim. Styling kimdi? Ezo'cum canım Ezo'cum. Ezgi Ezo. Ben de ona selam olsun. Aleykümselam. Bununla ilgili değil bu arada. Hani sette anladım, anladım. Böyle şey anladım, oldu. Anladım, onu anladım. Ama ben hiç özür dilemekten de gocunmayan bir insanımdır. Birbirimize sarıldık ettik geçti. Oluyor öyle. Yani hepimiz o kadar zor bir iş yapıyoruz ki. Kamera arkası, kamera önü 150 dakika iş çekiyoruz. Evet. Herkesin sinirlerinin gerildiği anlar oluyor. Önemli olan şeydir ya, tanırsın birbirini. Tamam bu hani şey yapar, şu sakinleşir falan diye. Öyle bir şey oldu yani. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Neden? Çok rahatsız eder beni. Ha ondan okumazsın. Yani bir şey okurum, sorurum, ederim. Ha. Benimkinin okumasını istemem. O yüzden okumam. Ne yazıyorsun ki? Yazmıyorum. Yok günlüğüm. Ama yazdığım dönem oldu. İstemem okumasını mesela. Evet. Yani o şey şeyden risk almamak için okumuyorsun. Hayır yani. Hayır. Ya, okumamak. Ha, yani. Yani saygısızlık yani ne bileyim. Yani bence. Ne bileyim ben mesela emin neyi değilim. Merak her hafta edersiniz? Başka bir cevap veriyorum buna. Bugün bu ne hafta, diyorsun? Bu hafta okurum. Var mı ben okurum diyen var mı? Yapmayın ya. Ya vardır muhakkak. Orada bir... Çağla. Orada bir hanımefendi. Siz de okursunuz değil mi? Ha? Kesinlikle.
Değil mi yani? Orada lamba gibi duracak ve bakmayacağız mı yani? Onu yapmasaydın. O başka bir ya. Şey ya. Yandı mı ortalık? Günlük. Küçük yandı. Ya yanar ya yanmaz. Küçük ne yandı? Vay anasını. Duymaktan en hoşlandığın sözcük ne? Yani kişiye göre değişir. Hı. Şimdi mesela Barış'tan duyduklarım. Atıyorum mesela, çok güzelsin. Çok hoşuma gidiyor. Ne kadar güzelsin falan. Ha, Barış deyince hoşuna gidiyor. Mesela. Aha, ya ben iltifat almayı çok beceremem. Çok gerilirim. Ha. Evet. Yani. Az önce de veli kaldın ya burada. Evet. Falan. Öyle. Doğru. Ama işte de mesela atıyorum yönetmenimiz falan gelip böyle çok güzel oldu sahne deyince aşırı mutlu oluyorum yani. Dinlerken utandığın bir şarkı var mı? Ben hiç böyle şeylerden utanmam. Bağıra çağıra sette de söylerim. Hı. Ama çevremdekiler bilir. Şimdi burada duyulunca şaşıranlar olabilir. Ha evet. Bizim var. Şaşıracağım. Ne? Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Hele kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana sıcak derler. Hele kardeş gel gidek. Arkadaşlar bu beni çok gaza getiriyor. Bu yeşil başlı gövel ördek çıktı. Olsun, o da sevdiğimiz bir canlı. Beni çok eğlendiriyor bu şarkı. Tabii, peki Barış'ı böyle mi tavladın? Ay, çünkü o Adanalı. Hiç sanmıyorum, hiç sanmıyorum. En sevdiğin küfür ne? Ya en sevdiğim değil de en kullandığım böyle. Prensesi gördüm. Böyle söylemiyorum tabii ki yani. O şimdi öyle olmuyor. Yok yok, anladım tabii böyle, ki. Burada söylenmiyor. Böyle çıkıveriyor evet. Da. Takıntın var mı? Kaşlarım takıntı. Ne gibi? Bilmiyorum. Ya çok kalın oluyor ya çok ince oluyor. Aa. Bir düzenleyemiyorum yani. Çok takıntılı. Mesela düşüyor. Sürekli sette şeyim mesela kaşım düştü mü? Kaşım böyle kendi inat ya işte Koç burcu inadı tekrar oraya dönelim. O da inat. Ve böyle aşağı iniyor hep. Aa. O şey jöleler falan var ya onlardan sürüyorlar yine aşağı iniyor. O yüzden böyle sürekli kaşlarımı düzeltirim. Allah şimdi Alev'in yaptığı makyajı şey yapmamak için hiç dokunmuyorum. Zaten gayet yaptım. İyi görünüyor. Gayet iyi. Ben çok anlamam da iyi görünüyor değil mi? Kaş. İşte, bir de öyle yüzde bir şey söylediğin zaman mesela işte kaş dedim. Ben artık sadece kaşlarını görüyorum. Mesela burun deseydin sadece burnunu görüyor burnuma olacaktım. Burnuma da takıntılıyım yani. Aslında. Nesine takıntılısın bu? İki kere ameliyat oldum. Evet. Bu bilinen bir şey zaten. Evet. Hala nefes alamıyorum. Ha ameliyatı nereden şuralar oldu? Şuralar şey yapınca bak içine evet. Giriyor. Ona takıntılıyım mesela. Neden olmamış o? Ya ameliyatla i̇lk ilgili bir sorun mu? İlk doktor kıkırdaklarımı almış. Aa çok iyi. Ne yapmış? Sonra? Artık inşallah işine yaramıştır. Ne diyeyim yani. Sonra ikinci de kulağımdan kıkırdak alıp burnuma koydular. Bak göstereyim. Şurası şöyle şey. Aa hiç belli olmuyor. Evet. Onu koydular. Nereye koydu bilmiyorum. Hala nefes alamıyorum. Yani burnuma koydu artık yanlış yere mi koydu burnumda nereye koydu bilmiyorum. Yok canım koyma yanlış değil de. Bir daha olmayı düşünüyor musun peki? Bir ara düşünüyordum şimdi ama ya gerçekten insan bir yaşa gelince daha böyle zor geliyor böyle onunla şeyler sanırım. Önceden şey kimse yani yanımda annemler falan ben yarın ameliyata gidiyorum falan diye ameliyat olmuştum ikinci de. Şimdi ama cesaret zor. Edemiyorsun. Ya bir de herkes şey diyor aman öyle bir şey yok hiç belli olmuyor falan diyorlar. Bir şey belli olmuyor zaten nefes onlara alamıyorum dediğin için. Aynen o sıkıntı ama almayayım artık ne yapayım. Bir şey belli oluyor mu arkadaşlar? Hiç yani maşallah. Teşekkür ederim. Gerçekten bunu yaptırmak için servet harcıyor Umaylar. İşte zamanında ben de harcasaymışım. Yakın çevrendekiler bir şeyinden şikayet etse hangi özelliğinden şikayet etse? Ketumluğumdan edebilirler. Ketumluğumdan? Evet. Ha hiçbir şey anlatmıyorsun. Ya derdimi anlatmam yani. Tamam işte yani. Aynen ondan hani. Neden anlatmıyorsun peki? Kendin halledebildiğin için mi yoksa? Bilmiyorum sevmiyorum sanırım. Çocukluğumdan beri böyle annem çok şikayetçi. Ketum bu, ketum bu, ketum bu diye diye böyle. Hmm. Çok dertlenmem mi diyeyim ya da başkasına söylemeyi mi sevmem
Hiçbir fikrim yok o konuda. Neden olduğunu bilmiyorum. Hep öyleydim yani. Gördüğünde gözünü alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı? Şey kabul oluyorsa bu... Sayılmaz. Neydi? Yok o sayılmaz. Niye kabul olmuyor? Neydi onun adı ya? Bu yemek şeyleri var ya mikrofon takıp... Ha, ne? ASMR ha, aynen, o. Videoları. Bir takılıyorum onlara. Oo. Bir acıktırıyor da onlar beni. Oo. İşkence gibi böyle. Allah'ım, Allah'ım böyle onlara baka baka. Aa, öyle çok saatler acayip. Geçebiliyor. Biliyor musunuz yani o videoları? Yok yok o ahtapotlar gibi değil. Yani onlar otur, çok otur, şey. Otur böyle. Ha, evet. Ay ona. Eşin Barış deniz olmayan bir şehirde yaşar mı? Bence yaşamaz. Doğru cevap. Gerçi bu zaten manidar galiba deniz olmayan bir şehirde yaşar. Sonradan fark et abi. Aynen. Oldukça romantik deniz, bir çiftle beraberiz. Ha, lep demeden leblebi anladılar. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Peki sporla da ilgilenmişsin. Hatta işte burnun basketbol oynarken kırılmış. Ay evet ya. Bayağı. Şimdi geriye dönüp baktığında soru çünkü böyle. Geriye dönüp baktığında o top iyi ki burnuma çarpmış diyor musun? Ay nasıl diyeyim işte iki kere ameliyat olmuşum zaten olmamış. Peki keşke kırılmadan çarpmadan önce de güzel miydi böyle burnun? Ya minik bir kemerim vardı burada. Ha. O toptan sonra böyle iki tane yan yana gibi oldu böyle. Ha. Şöyle bir şey. Onu zaten keşke hallet çarpmasaydı canım. Bir de basketbol maçı yapıyorduk işte okulda. Ben de tek kızdım galiba. Ben biraz şeydim böyle. Hatara bu turu. Arkadaşa itiraz ettik yaptığı bir şeyden dolayı. Egemen. Hiç unutmuyorum adını. Basketbol topunu böyle aldı. Bir koydu ayağıyla. Ben de tam o sırada böyle saliseler içinde şey demiştim. Bu bana gelebilir. Ben biraz yana kaçayım dedim. Yana kaçtım top geldi. Sonra çok doğru tespit etmişsin diye. Aynen. Çok çok doğru kararlarım vardı. Allah Allah. Aynen. Vay anasını. Büyük geçmiş olsun ya. Horluyor musun? Aşırı yorulunca herhalde. Minik minik. O da çok var bazen oluyordur belki. Barış artık korkuyor her şey. İnanılmaz her şey ya için. Yüz yıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı, aklının aydınlığına sorular sormayalı, dokunmayalı sıcaklığına karlının. Yüz yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düşüp ayrıldık. Aramızda yüz yıllık zaman, yol yüz yıllık. Yüz yıldır araca karanlıkta koşuyorum ardından. Cela fait 100 ans, je n'ai pas vu ton visage, je n'ai pas passé mon bras autour de ta taille. Je ne pose plus de questions à la lumière ton esprit. Je n'ai pas touché à la chaleur de ton ventre. Cela fait 100 ans, dans une ville un homme m'attend. Nous étions sur la même hanche, nous étions sur la même hanche. Nous en sommes tombés, nous nous sommes quittés. Entre nous tout un cycle, dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace et dans le temps. Tu es mon ivresse, de toi je n'ai point. Décelé, décelé. Tu es mon ivresse, de toi je ne veux point. Décelé, décelé.
me l'avais entendu. Je n'ai pas vu ton visage. Je n'ai pas passé mon bras autour de ta taille. Je ne pose plus de questions à la lumière de ton esprit. Je n'ai pas touché à la chaleur de ton ventre. Cela fait longtemps, dans une ville anomato, nous étions sur la même branche. Nous étions sur la même branche. Nous en sommes tombés, nous nous sommes quittés. Entre nous tout un siècle, dans l'espace et dans le temps. Tu es mon ivresse, de toi je n'ai pas. Dizi görüşmene burun sargısıyla gittin diye bir haber var, öyle mi? Dizi görüşmesine değil, şeye işte, ajans görüşmesine. Hah, ajans görüşmesine. Zekeriya hocam hocalar. Aradı. Hocalar hocam. Zekeriya hocalar hocam. Zekeriya i̇şte, hocalar hocam. Bütün bizim arkadaşları almış, işte İzmir'de bir ajans açılmış. Sen de geliyorsun, işte yarın görüşmeye gidiyoruz. Benim de işte sargılar, ödem. Ödem. Aynen, ödemler. Hocam dedim, ben nasıl geleyim işte, ben sizin için dedi bu kadar şey yapıyorum, tabii ki geleceksin falan filan dedi. Ben böyle sargılarla gittim. Sonra dediler ki sargı çıkınca bir daha gel fotoğraf çekelim. Biz böyle anlamadık. İyi dedim ben de. Oradan yol aldım yani. Aa, iyi. Aynen. İyi ki ısrar etmiş ya. Kesinlikle. Sevgili Deniz, evet. Bu hafta sana... Kiminle paraşütle atlarsın diye soracağız. Ay Allah'tan... ben kendim atlayamam ki, birini evet. Sürükleyeyim bir de. Şimdi ilk isimler şunlar. Ezgi Şenler'le mi atlamak istersin paraşütle, yoksa Selen Domaç'la mı? Ya Selen. Selen benim o kadar eski arkadaşım ki. Selen çok tatlı. Selen Domaç. Çok tatlı. Öyledir. Ama şu an daha çok Ezgi ile vakit geçirdiğim için Ezgi arkadaşımı seçerek Selen'e buradan selamlarımı yolluyorum. Tamam, Selen'le de biz kahve içeriz sen yukarıdayken. Peki Ezgi Şenler'le mi atlarsın, yoksa Hatice Şendil'le mi? Niye güldün ya? Niye? Bu ha çok zayıf düşmez mi? Kağıt gibi iki günde Ezgi, kendi kendine. Ezgi düşemeyebilir gerçekten böyle süzüle Ezgi. Ha. Ya. Maşallah. Böyle bakınca, evet. Görünce. Evet, maşallah. Ezgi Şenler. Neden? Şimdi aynı zamanda patronumun da eşi olduğu için Hatice Hanım, ben o riske girmek istemem. Anladın mı? Başına bir iş gelir. Ben sonra işsiz kalırım. Olmaz. Ben çok Ezgi'yi haklısın. Sürükleyeyim yine yani. Çok haklısın. Peki Ezgi Şenler mi, Jude Law mı? Hayda. Bir şey yok, paraşütle atlıyorsun. Jude Law diyorum. Aa, neden? Değişiklik olsun, görsün. Aynen, aynen, sıkıldık. Yani. Neyse, bu varmış, bunu yani atlıyor. Madem, bu kim bu? Madem Jude Law tamam. Atlıyoruz, Jude Law yani. Tabii. Aynen, 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 Jude Law. Jude Law mu, yoksa Ezgi Eyüboğlu mu? Ezgi Eyüboğlu. Neden? Jude Law'dan çabuk sıkıldım. Ya tamam, bir işte onu saldık işte. Öyle değil ama tamam. Ezgi Eyüboğlu'yla devam ediyoruz. Ezgi Eyüboğlu'yla mı atlarsın, yoksa Gerard Butler'la mı? Ezgi Eyüboğlu.
Çeşitli inleme sesleri. Aa. Aa. Atlamayacaksan bize ver. Ezgi Eyüboğlu ile mi devam ediyoruz? Evet. Ezgi Eyüboğlu ile devam ediyoruz. Ezgi Eyüboğlu mu, Sümeyra Koç mu? Sümeyra Koç. Neden? Çok yani... Ama ya böyle olmaz ki, ne neden? O da benim canım ciğerim. Herkesin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorum şu an. Sümeyra bir de sever böyle paraşütle atlayalım falan. Aa, o tamam öyle işte. Atraksiyon bence güzel, şey yapar. Işte. Aynen. Müthiş. Sümeyra. Sümeyra. Sümeyra ile atlıyoruz. Atlıyorsunuz. Birlikte. Sümeyra, ben gelememişim. Ben aşağıda buluşurum. Tamam. Sümeyra Koç'la mı atlarsınız paraşütle, yoksa Ryan Gosling'le mi? Sümeyra Koç. A dendi. Neden Sümeyra Koç? Çünkü Ryan Gosling'den o kadar da... Jude Law'da şey yaptık zaten işte. Ne yaptık? Daha onu bir kere seçtik öyle. Ya sevmiyorsan sevmiyorsun şey... canım, Allah Allah. O yakın kadar hissettim önemli. Kendimi. Aynen, mantıklı. Sonuçta paraşütle atlıyorsun. Yakın biri olması faydalı. Tabii. Ryan Gosling'i de böylece sepetledik. Ben zaten sevmem. Optik problemli. Baksana bir gözü kalk gidelim de diğer bok yeme oturdu. Güzel. Öyle değil mi? Ya aslında zaten bence yakışıklı biri değil. Aurası yok. Çok kuvvetli. Yok, yetenekli buluyorum. Ya, ben zaten yakışıklı çok bulmuyorum. Çok yetenekli, aurası çok güçlü. Sümeyra Koç mu, Meriç Aral mı? Ay Meriç. Ya, Sümeyra ile devam ettik. Meriç diyeyim ben şimdi. Şimdi ben sana... Ben anladım. Sonuna gelince biri şey. Aynen. Ama... Yani bu böyle zor. Sanki Sümeyra'yla... Zor, ne yapayım baştan sonra aynı kişiyle mi gideyim hep? Beni hem hiç ilgilendirmez hanımefendi. Aynı kişiyle gidince laf ediyorsun, hem değiştirince de şey değiştirince yapıyorsun. Değiştirince de laf ediyorum, aynı kişiyle gidince de laf ediyorum. Sen her türlü benim laf olayım laf etmek, tamam. Ona tutulma. Ama sadece şeyi söyleyeyim, ay onunla atladık, şimdi de bununla atlayalım, değil, öyle değil. Değil, anladım. Meriç. Evet, Meriç'le devam ediyoruz. Meriç Aral mı, Benedict Cumberbatch mi? Abi, Meriç. Ben çok mu zor beğeniyorum acaba ya? Sen mesela, sen Benedict Cumberbatch'e neden uyuzsun? İlk önce onu söyle. Sonra da buradaki şey yangını yaptın, söndürelim. Herkes benden nefret ediyor şu an. Yok, hayır, senden nefret etmiyorlar. Benedict Cumberbatch'e bayılıyorlar. Evet. Sen sevmiyorsun. O kadar da hoşlanmıyor. Sevmemek değil, aynen. Yani. Zaten bu paraşütten şöyle atlar. Ya ben şimdi bu adamla, ben bu adamı çok tanımıyorum ki, anladın mı? Bu adam özelinde mesela eğlenceli mi değil mi? O paraşütten atlarken eğlenir miyiz? Bu da korkar, o korkunca ben de iyice korkar mıyım? Ben bunu tanımıyorum sonuçta. Aynen, çok anladın? Çok ya, çok doğru bir açıklama. Çünkü Jude Law'ı tanıyordu. Şok içinde kaldı. Karşı komşusu. O bir atraksiyon olsun diye onu seçti. Aynen aynen, oldu zaten atraksiyon. Peki, Meriç Aral'la devam ediyoruz. Meriç Aral mı, Çağlar Ertuğrul mu? Gün, hangi kameraya konuşuyorum? İşte bütün kameralar. İntikam günüdür Çağlar Bey. Sen Tolga Güleş'le beni bir kalemde silerken ben de tabii ki Meriç Aral'la devam ediyorum. Hay Allah ya. Gördün mü Çağlar? Çağlar'ın bu foto, neden bu fotoğrafı Çağlar'ın? O da sinirlendi. Yok yok. Sinirlenmiş o da seçmemiş. Cansu beğenmiş Çağlar'ı, ben sana söyleyeyim. Yoksa böyle yeni şeyde yataktan yeni kalkmış burada sümüğüyle falan fotoğraf koyardı. Yoksa çünkü öyle koyuyor genelde. Peki, Meriç Aral mı, Monica Bellucci mi? Meriç Aral. O kadar mantıklı ki. Aynen. Yani. Çünkü neden? Atlayınca acaba korkar mı? İşte eğlenceli biri mi? Ay, bu kıyafetle atlamaz değil mi? İnşallah bu kıyafet atlamaz. Düşmez mi? Gözünüzde ne canlandığını bizimle paylaşır mısınız? Helal. Ve bu arada Nisan'da geliyor biliyorsunuz değil mi? Nisan'da ha, evet. Oyunuyla geliyor. Tek kişilik bir oyunu var. Bakalım, aslında daha önce gelecekti de yine bu yasaklar masaklardan ertelendi. Yanılmıyorsam Nisan, bayağı merak ediyorum ben de. Bakın, ha, geliyormuş işte, isteyen atla. Meriç Aral mı, Robert Downey Jr. mı? Robert Downey Jr. Buraya kadar dayanabiliyorum dedim. Neden? Çok beğeniyorum oyunculuğunu. Gerçekten. Iron Man'in de çok hastasıyımdır. O yüzden. Evet, ben de bayılıyorum kendisine. Eğlenceli olduğu eğlenceli, da garanti. Eğlenceli, evet. Böyle kamera yani. Arkaları, şeyler falan hep böyle eğlenceli. Peki, Robert Downey Jr. mı, Nihat Altınkaya mı? Robert Downey Jr. Nihat abiyi de çok severim de. O da yapılı aynen. Biraz şimdi. Onunla paraşütle atlamak istemem ben.
Zaten yani bence ona sorsan o da kardeşim sen Robert Downey ile atlarsan daha iyi galiba der yani. Peki Robert Downey Jr. mı, Jamie Dornan mı? Robert Downey Jr. Burada da bayağı... Arkadaşlar, yalnızlık Allah'a mahsus. Bu tamam ama Jamie Dornan şey seyretmiş miydin? Bir tanesini izledim, ilkini izledim galiba. İşte ilkindeki zaten ilki iyi. Jamie Dornan'ı seçmiyorsun diye tahmin ediyorum. Evet. Robert Downey Jr. ile devam ediyorum. Robert Downey Jr. mı, Turgut Tunçalp? Ya Turgut abim ya. Başkanım. Turgut abi de ayrı bir eğlenceli bir insandır. Biz ailecek çok seviyoruz Turgut abiye. Biz böyle bir seçmede falan, birkaç seçmede karşılaşmıştık audition'da. Ben çok yetenekli bulurum çok beyefendi. Yani. Çok da komik bir insandır. Turgut abi diyorum ya. Turgut acayip abi diyor. Acayip eğlenceli çünkü. Peki Turgut Tunçalp'le mi atlarsın, Bradley Cooper'la mı atlarsın paraşütle? Suratının ekşimesinden anladığımız kadarıyla Turgut Tunçalp'le devam ediyoruz. Turgut Tunçalp'le mi atlarsın, Nazan Kesal'la mı? Nazan Kesal'la. Kesinlikle. Neden? Çılgındır o da zaten. O da başka kimsin? O beni gaza kimsin? Getirir. Ha anladım o şekilde. Net gaza tamam. Getirir yani. Oh, Nazan Kesal'la mı atlarsın, Jennifer Aniston'la mı atlarsın? Ay. Çok da severim biliyorsun. Jennifer'ı mı? Evet. Hepimiz seviyoruz. Nazan abla bunun yani. Neden? Nazan ablaya ayıp olmasın. Hayır, yok. Yok. Jennifer kim abi? Hayır ya, vallahi Nazan ablayı aşırı şaka severim yani. Zaten. Nazan abla. Nazan ablayla atlıyoruz. Nazan ablayla mı atlıyoruz yoksa Mesut Akusta'yla mı atlıyoruz? Mesut abi. Mesut abi de çok severim bu arada. Ben de çok severim. Ama şimdi onun çocuğu falan var. Ben şey yapmadım. Nazan ablanın da var gerçi de. Biz daha eğlenelim mi Nazan abla? Nazan tamam. Ablayı. Nazan ablayla atlıyoruz. Nazan ablayla mı yoksa Jason Momoa ile mi? Nazan ablayla ya. Neden? Çok korkutucu geliyor bu adam bana. Ya bu zaten sadece korkutucu. Game of Thrones'da da böyle. Uyuz oluyoruz biz kendisine. Her seferinde sorup gömüp gömüp gönderiyoruz. Boşandı, o kadar laf ettik ki. Karısı boşadı bunu. İyi yapmış. Evet. Şimdi karavanda kalıyormuş. Ha, evet, Allah bilir ne yaptı onu. Ayı. Hiç. Peki Nazan abla mı, James Dean mi? Nazan abla. Nazan abla tabii. James Dean. Yani James Dean. Rahmetli anneannesine falan. Tövbe yarabbim. Sorsaydık James Dean'di de. James Dean'i tanıyor musunuz? Burası yapmayın tanımıyor kanka. Bile James Dean. Öyle şey olur mu ya? Ama Nazan abla tabii yani. Nazan James abla. Dean mi? Aynen. Nazan abla ile devam ediyoruz. Nazan abla mı, Pedro Almodovar mı? Nazan abla. Nazan abla. Gerçekten korkuyorum. Enteresan çalışmışız bu. Korkuyor musun? Almodovar'ın şimdi Almodovar'ın filmlerini bayılırım, çok severim. İşte aşağı doğru böyle atlarken. Yok, ya beni, ne yaptın o işi falan? Bu adam beni depresyona sokar gibi böyle bir karamsar bir şeyi var ya böyle. Aynen. Ay parçası şu anda ama karamsar. Tamam. Nazan abla mı, Barış Yurtçu mu? Barış Yurtçu. Neden? Yani, aşkım o benim ya. Tabii ki Barış Yurtçu. Aşkın o senin, o yüzden Barış. Senin yükseklik korkun var mı Barış? Yok, okey. O zaman oldu. Hanımlar, beyler, Barış Yurtçu ile atlıyor tabii. Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret öğrencisi misin hala? Yok, değil. Bitirdin mi? Hayır. Durdurdun. Yani... Bıraktın hiç alakam demiyoruz. Yoktu çünkü. Yani pek alakan, evet, yani şu yoktu. An oyunculuk yapıyorsun, niye olsun da. Şey mi bu, altın bilezikçilikten mi? Ya evet, tercihlerimi bile ben yapmamıştım. O dönem şey furyası vardı. Kim yaptı ya? Bilmem kimin kuzeni çok iyi tercih sıralaması yapıyormuş. Muhakkak bir üniversiteye giriyormuşsun diye bir akım vardı. Şaka yapıyorsun. Tercihlerimi ben yapmadım. Aa, bilmem hani, kimin kuzeni mi yaptı? Bilmem kimin kuzeni yaptı, evet. Abi var mı, biliyor musunuz böyle bir şey? Rehber öğretmen. Muhakkak bir yere gir. Yani istemediğin işi yap, istemediğin bölümü oku. Ama yeter ki bir yere gir yani. Ha. Hani bir sene daha hazırlan falan, öyle bir şey yok. İlle bir yere gir, okay. İşte o altın bilezik muhabbetine. Vay anasını. Sonra bir anda bu işte İzmir'de Derin Sular diye bir iş çekilecekmiş, günlük dizi falan dediler. Ben ajansla beraber gittim görüşmeye. Sonra kabul edildim. Sonra zaten bıraktım. Hı. Durdurdum. Durdurdum. Ben biraz kendimden bahsedeceğim ama
Merak etmeyin, ilginç bir hikaye anlatacağım. Ben çok küçükken ya tiyatrocu arkadaşlarım da o kelimeyi kullanma diyorlar sahnede. Annem babam sistrikler nasıl diyor? Melek olmuşlar. Anlaşıldı değil mi? Melek olmuşlar. Diğer. Dolayısıyla böyle acıklı gibi geçti. Yani ilk 20 sene sanki böyle acıklı bir hikaye anlatıyormuşum gibi geçti. Ama öyle değil. Çünkü Türkiye'de insanlar biliyorsunuz çok böyle vicdanlı insanlar. Hep iyilik yapmak için çırpınan insanlar. Burada dilencinin cebinden Porsche anahtarı çıkıyor. Yani soruyorlar nasıl aldın diyorlar. Dilenerek diyor. Hani vergisini nasıl ödüyorsun, MTV'sini nasıl ödüyorsun diyorlar. Dilenerek diyor. Hani adam Allah rızası için Porsche biniyor burada. Ben de bunu 8-9 yaşlarında fark ettim. Bir annesi babası olan normal bir çocuğun doğum gününe davet etmişlerdi beni. Bir doğum günü partisinde pasta sırası bekliyorum. Böyle annem babam yok hani 8 böyle bekliyorum. Acaba diyorum pasta sırası bana gelir mi diye düşünürken. Orada ebeveynlerden biri dedi ki beni göstererek. Bir dakika dedi. Onun dedi annesi babası yok. İlk o yiyecek dedi. Ben dedim ki az siktir. Nasıl ya dedim, bu böyle bir şey mi? Business class. Ben o zaman her zaman her şeyi ilk mi yapacağım yani? Hani çocuklar PlayStation oynuyor, diyorum ki kolu verin arkadaşlar diyorum. Artık annem babam yok, söylerim diyorum. Şimdi çağırırım diyorum. Mesela kaydıraktan kalacak. Arkadaşlar diyorum, durumu biliyorsunuz, beni artık söyletmeyin. Hani ilk ben. Teknik üniversite okudum ben. Kendi tercihim. Okulda hiç kızı yok. Teknik üniversite olduğu için Norveç'ten bir tane kızcağız gelmiş Erasmus'la. Herkes birbirine bakıyor. İlk kim diye. Ulan ilk kim? Yani ben gideceğim diyeceğim ki kıza. Annem babam yok. No mother no father diyeceğim. Yarım İngilizcemle hani. Fuck me forever diyeceğim. Hani bir şeyler söyleyeceğim falan. Böyle mağdur olduğunuz konularda rahat şaka yapma ehliyeti oluyor insanın. Mesela atıyorum şişman birisi şişman şakası yapabiliyor. Siyahi birisi siyahi şakası yapabiliyor. Mesela bu olayın bana getirdiği bir şeyi de anlatayım. Daha böyle bir avantaja dönüşen bir şey burs. Biliyor musunuz burs? Ben mesela burs mendim. Üniversitede bütün bursları alıyordum yani. Hani nereye gitsem bursu hemen alıyordum. Şöyle söyleyeyim. Asgari ücretim 900 lira olduğu zaman ben 2700 lira burs alıyordum. Biliyor musunuz? Vallahi. Araba almıştım kendime bir tane. Diyordum ki ya yok mu bir gariban, biz de burs verelim. Gerçekten yani burs neredeyse ben alırım diye düşünüyordum. Yani giriyordum mülakatta. Hesap cüzdanını bırakıp çıkıyordum zaten. Ben alırım diye düşünüyordum. Böyle bir gün mülakata gittik. Orada böyle birkaç arkadaş bekliyor. Ben de arkasındayım. Beni duymuyor ama köylü kurnazı bir kardeşimiz. Diyor ki benim diyor annem diyor çalışmıyor diyor. Babam diyor asgari ücret diyor. Kendini avantajlı zannediyor. E ben oradayım ya. Alırım ben diyor. Al alırsın. Ben oradayım. Nereye alıyorsun yani? Gittim kadına dedim ki ben böyle böyle dedim. Berk dedi sana dedi burs vermeyeceğiz dedi. Çünkü dedi biz dedi sadece birinciye veriyoruz. Sen dedi benim notlarım da iyidir yani. Sen dedi ikincisin. Biz sadece dedi birinciye veriyoruz dedi. Dedim ki siz dedim anne baba bölümüne baktınız mı dedim. Çünkü çok cesur konuşuyor. Bakmamış gibi konuşuyor. Doğru dedi, senin dedi anne yok baba yok. Ya dedim anne yok baba yok dedim. Elde yok avuçta yok yani. Yani arabanın Temmuz pulunu yatıramadım ben daha yani. O halde. Seneler sonra birazcık toparlandık böyle abimle beraber. Bir prodüksiyon şirketi kurduk işte. Şu kameralarla yapılan işe benzer bir iş yapıyoruz falan. Darüşşafaka diye bir okul bizi aradı. Darüşşafaka'yı biliyor musunuz? Sadece babası vefat etmiş çocuklara eğitim veren bir kurum. Konuyla da alakalı. Oraya gittik abimle. Dediler ki bize bir tanıtım filmi çeker misiniz? Niye bir tanıtım filmi istediler onu da bilmiyorum hani. Hoca bize anlattı. Çok iyi bir okul. Native speaker İngilizce hocaları, squash kortları, futbol sahaları falan çok iyi bir okul. Hoca da bana sordu. Berk dedi nasıl buldunuz dedi okulumuzu dedi. Hocam dedim ben dedim çok iyi buldum ama dedim çocuğun burada okumasını istemem yani şimdi. Babası ölmüş çocuklar okuyor ya o yüzden böyle bir şaka yaptım. Ben hala tabii maymunluk hani onun verdiği ehliyette diyorum ki babalar günde ne etkinlikler var burada falan böyle şakalar yaptım. Tabii biraz böyle sert geçiyor herhalde. Biraz böyle geçmekle zorlanıyor başka ortamlarda. Biraz daha sert hikayeler. Biraz daha normal bir şey anlatayım. Seneler geçti. Yavaş yavaş şehrin içine doğru taşınmaya başladım. Çünkü yurtta başlayınca hikaye işte oradan yavaş yavaş geldim. Tuzla, Maltepe, Kadıköy işte. En son ben Ümraniye'de oturuyordum. Geçtiğimiz aylarda Ümraniye'den Moda'ya taşındım ben. 100 sene falan fark etti bu arada. 110 sene falan fark etti. Aşağı yukarı öyle bir şey. Ümraniye nasıl bir yer biliyor musunuz bu arada? Belki yani
karşıda oturuyorsunuzdur bilmiyorsun. Birine vegan dedin diye seni dövebilir Ümraniye'de mesela. Valla. Yani in de ki ne diyorsun lan sen vegan de trafikte seni döver mesela. Öyle bir yer. Modada tam tersi. Hani herkes vegan. Vegan memba yani. Boğa heykeli var o yüzden falan. Hayır. Herkes vegan. Yani insan biraz böyle konuşmaya korkuyor. Geçen gün bir kızla tanıştım. Kız dedi ki ben veganım dedi. Başımızın üzerine hani hiç bunda bir problem yok. Yanımda dedi yanında da kocaman bir köpek var. Diyor ki köpeğim de vegan diyor. Yemin ediyorum vegan mamayla besliyorlarmış köpeği biliyor musunuz? Köpek böyle kulakları düşmüş böyle duruyor köpek hani. Gözünün feri yok köpeğin yani hani böyle böyle duruyor. Çok üzüldüm yani. Çok üzüldüm çünkü benim de köpeğim var hani biliyorum aşağı yukarı var mı köpek babası? Annesi. Öyle bahsedilir çünkü köpek annesi köpek babası diye bahsedilir. Mesela benim de köpeğim var mesela benim abim var bizim köpeğin amcası mesela. Valla. Onun da köpeği var. Bizim köpekler ne oldu? Kuzen. Kadın diyor ki bunlar diyor hiç benzemiyor diyor parkta. Hey, kuzen kuzene benzemez. Bizim eşler başkacıyız. Benimki Labrador, onunki Yorkshire. Ve şöyle yani inanamadım. Şimdi şöyle bir köpeğe vegan yapmak, köpeği vegan yapmak. Yani başka türe başka bir yük bindirmek gibi bir şey mesela. Atıyorum bir muhabbet kuşuna işte 100 kızım maşuk diye denize salmak gibi bir şey yani. Saçma sapan bir şey. Bunu yapılma çünkü kadın öyle diyor biliyor musunuz? Diyor ki Zeytin diyor. Zeytin köpeğin adı bu arada. Zeytin diyor. Anneciğim diyor. Beni yanlış anladın anneciğim diyor. Ya Zeytin onu anlamış. Tamam yanlış anlamış bir tane kemik atmış, top getirmiş falan artık ne olmuşsa. Yani Zeytin diyor sokakta diyor bir evsiz köpek gördüğü zaman çok üzülüyor diyor ya. Zeytine bak. Ya vallahi insanlıktan nasibini almış Zeytin. Bacak bacak üstüne attım dedim. Zeytin kızmasın şimdi bize burada. Bak kızar. Vallahi yani. Ve en korktuğum soru da şu mesela. Modada köpek gezdirirken. Yani modalı gibi davranmaya çalışıyorum. Açık vermemeye çalışıyorum yani. En korktuğum soru şu. Nereden aldınız? Benim hayatta iki tane utandığım şey var. Biri ben meslek liseliyim. Meslek lisesi nasıl bir yer biliyor musunuz? Arabayı hiç sanayiye götürdünüz mü? Aynı orayı düşünün. Çocuklar işçi. Tek fark bu yani. Hani böyle bir yer. Bir gün hoca ders anlatıyor meslek lisesinde. Ben de işte derse girdim ilk defa. Hoca şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki motorunun beline bağlı kademeli gasna böyle ganırtıyoruz diyor. Ganırtmak. Müfredatta da böyle mi acaba? Hani açmak var, kapamak var, ganırtmak. Hani ganırtmak nasıl ganırtıyoruz? Diğeri de köpeği nereden aldınız? Bu aralarda ondan çekiniyorum. Çünkü moda öyle bir yer ki herkes sahiplenmiş köpeğini. Yani adam bir geliyor yanında bir ayağı topal bir gözü kör köpek. Böyle geliyor köpek tamam mı? Hani bunu diyor 7 kardeş diyor. Bunun 6'sı diyor yangında yandı. Bir tek bu kurtuldu diyor. Bizim köpeğe bir bakıyor. Bizim köpek bembeyaz abi tavşan gibi. Belli bir sıkıntı var yani. Bana soruyor nereden aldınız? Nereden aldınız? Ben Eminönü'nden 750 liraya aldım köpeği yani hani. Valla bilmediğim bir dönemdi. Hiç de kötü bir örnek ama işte öyle yani. Hani kart çekmesi almayacaktım o gün yani. Çok teşekkür ediyorum. İlk başvurun bu günlük dizi. Evet. Evet. Peki o yani şimdi günlük dizi ben Ankara'dayken günlük dizi de son sınıfta okurken günlük dizide oynadım. Hı. O ama 15-20 dakikalık bir diziydi. Ve o yüzden o kadar mesela hani çok ağır bir tempoda çalışıyormuşuz gibi hissetmiyordum. Bu senin oynadığın günlük dizideki tempo... Çok yoğundu ama benim ilk işimde yani inanılmaz büyülüydü benim için. Mesela sabaha karşı 5'te bitiyor. Diyorlar ki 8'de setim var. Tamam falan böyle hiç şey yapmıyordum yani. Hani öyle 10 saat kuralıymış. 12 saat öyle bir şey yoktu yani. Şimdi heyecanla olsa... gidiyordum. İmkanı yok. Hmm. Yani o benim için okul gibiydi. Çok şey öğrendim ben o sette. Çok da heyecanlıydım. İyi ki de hiç gıkım çıkmamış. Hepimiz öyleydik bu arada. Yani biz 6... Genç, genç yetenek var. Bu arada beni seçiyorlar. Benim aha, sonradan haberim oluyor. Şey diyorlar, bu kız güzel de bunun hem güzel hem yeteneklisi var mıdır acaba diye. Bir hafta daha beni seçtikten sonra arıyorlar. Neyse ki bulamıyorlar.
Oradan ben devam ediyorum. Bunun hem güzel hem yeteneklisi vardır. Seni yeteneksiz mi bulmuşlar? Ya o dönem çok şeydim yani hiç bilmiyorum. Ama bilmiyorsun ki ilk yani işlerini. Allah hiç Allah. Hiç şeyim yok böyle işte kambur duruyordum mesela ben böyle şöyle dururdum. Dik durmayı böyle yürümek sanıyordum. Böyle yürüyorum, yürümeyi bilmiyorum. Topuklu ayakkabı giymemişim hayatımda. İşte abla rolü olduğu için şey yapıyorlar mesela, saçım boyanıyor, ediyor. Bambaşka bir haldeydim yani ve heyecandan ne yapacağımı da bilemiyordum. Oy. O yüzden açar açar bakarım bazen mesela ona. Peki İstanbul'a geldiğin zaman bir adaptasyon sorunu yaşadın mı? Yaşadım. Ablamın yanında kaldım, Güneş ablamın. Eniştemle birlikte sağ olsunlar kapılarını açtılar bana. Şeyi hatırlıyorum. Metroya biniyorum. Şimdi İzmirli olmanın şeyi vardır ya, İzmirliler daha rahattır. Yani böyle bir yerleri bir acele edeyim, bir şey yapayım, öyle bir ruh hali yoktur. Hı-hı. İstanbul'a bir geldim, metroya biniyorum. Bir tek ben böyle normal yürüyorum hani normal tempoda. Herkes bir koşturuyor, herkes... Ya dedim herkesin acelesi var herhalde, herkes bir işe yetişmeye çalışıyor falan. Bir hafta sonra bir baktım, ben de koşuyorum ama acelem yok yani. Bir yere yetişmem gerekmiyor. Yine de koşuyorum. O tempoya... Alışmam zor oldu evet, İstanbul'da. Ben de ilk geldiğimde ben zaten bir yere gittiğim zaman baka baka gezerim. Yani işte orada ne var orada ne var falan diye. Gerçekten böyle ilk benim daha uzun sürdü. Yani bir ay falan bütün İstiklal, o zaman da İstiklal gibiydi, şimdiki gibi değildi yani. Şimdi daha çok böyle saç ektirenlerin müzesi gibi ya. Öyle değildi. Bayağı şey Arnavut kaldırımına yetiştim yani ben. Bayağı bakıyordum işte, mimariye bakıyordum, geçen insanlara bakıyordum, yürüyordum, baka baka yürüyordum falan. Sonra bizimki de gitti. Şimdi İstanbul dışına gittiğimde tekrar o hale dönebiliyorum. Evet. Şimdi burada çünkü fazla bakınca muhtemelen şey oluyor yani, biri yani bir şeye geç kalacağım hissediyorum yani. Aa şurada biraz vakit geçireyim. Kesinlikle yapabildiğim yani bir şey değil. O tempoya mecburi ayak sallıyorsun gibi bir şey. Galiba oluyor. Alıştırıyor memleket işte. Sevcan geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba Anam, Deniz Baysal. Ben. Sevcan'ı. Sevcan Deniz Baysal. Sevcan beni dönüyor. Ne haber? Ha? Ne yapıyorsun? Ha? Sevcan seni çok sevdim. Buyurun lütfen. Vuku. Ufuk. No. Vuku. Uhu. Uhu. Yakın. Vuku. Vu. U. Vu. Ve. Ve. Uf. U. Ve. Fe. Ve. Fe. Ve. Vu. Vuku. 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 Vu. 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 Fu. Fu. Evet fu. Fes fes. Ağzım böyle kal. Dur. Hayır bir dakika. Vuku. Nasıl anlatacağız ya? Bir saniye. Bir saniye. Fu fu fu. Bu ne? Kung fu'dan. Ha oradan gideceğim. Ku. Geçeyim mi? Sana pislik yapmışlar. Kozalak. Kozalak. Gözenek. Ko. Aynen. Gö. Ko. Aynen. Dö. Ne bu be? Dö evet dö. Gel gedek. Kozalak. Bir dakika sıfırdan. Baştan. Tek sefer söylesin. Kozalak. Gözenek. Asla değil. Ne? Değil. Değil. Evet. Ne? Kozalak. Ama ben bunda konsantre olamıyorum. Hele kardeş gel gidek. Ko. Ko. Deniz Baysal hamsiye döndü. Ko. 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 Za. Kozalak. Evet. Bildin mi? Gel gidek. Adana. Sirk. Hoş. Si. O topa girmezsin diye düşünüyordum. Olmuyor ya. Olmuyor tabii. Sirk. Zi. Zi. Yok çok zi. Doğruydu. Doğruydu bir şey. Yolun doğru. Ama. Sirk. Zi. Senin tatlılığın. Bence onu da kabul edebiliriz yani. Bunu. Ne?
sirk. Masumiyet budur bak. Silgi. Sen kelimeyi mi söyleyemedin az önce? Sirk dedim değil mi? Hem de Seda Sayan gibi söylüyorum ki sirk. Hani. Evet. Sirk. Silgi. Değil. Tek hece. Si. O doğru. S ile başlıyor. O doğru. Si. Si. Ya sirk. Nasıl? Yani kim bilir buna? Ben bilirim mesela. Sirk. Nasıl anlatılır? Mesela... Sirk. Si tamam. Si. O doğru. Sirk. Rırk. Rırk. Bana bak. Kızım bana bak. Sirk. Bana bak. Sirk. Sirk. Ya o... Rırk. Bak. Si. Si. Sirk. Si. Bak dur. Si. Si. Allah'ım. Niye bakmıyor bana? Sevcan bir saniye. Bir saniye. Si. Gözünü alamıyor kızdan ya. Si tamam. Si, si tamam. Si tamam. Kısa bir acaba şey. Acaba ne yok? Kısa bir şey. Sirk. Kız o kadar eziyet ama... oldu ki bu. Kuzum. Ama gerçekten ya haksızlık yani. Evet tamam kesinlikle. Bir şey söyleyeyim. Asla seninle ilgili bir problem asla yok. Asla yok ya, yani. Kelime sirk. Sirk. Kısır. Kıs. Gene sihirli bir şey mi bu? Ne bu ya? Ben bilmiyorum. Hiç oynatma ağzını. Kısır. Kısır. Ne oldu? Kısır. Si, si mi? No. Kısır. 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 C. Kısır. 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 Neyi duruyorsun? Ne biliyor? Ya yapamayacağım ben. Sen bir şey yap. Hayır. Hayır ben. Gökyüzü. Gök. Gök. Ya bana. Ha, ne oldu? Okuyamıyorum, okuyamıyorum. Okuyamıyorum, ağzı okuyamıyorum. Tamam. Ağzı okuyamıyorum. Benim Adana'ya gidelim gibi oldu. Ağzı okuyamıyorum. Gökyüzü. Gökyüzü. Gösteriyorsa gök. Şey. No, no. Helikopter. Helikopterde olan bir şey mi diyor? Gök. Gökyüzü, gök. 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 Gökyüzü. Evet. Ay, gökyüzü. Bravo! Bravo! Oley be! Sonunda bildi. Fazilet Hanım ve kızlarından sonra Çağlar'la ikinci partnerliğiz. Aynen. Daha önce çalıştığım biriyle oynamak daha rahat bir şey mi? Kesinlikle. Çünkü bir de şehir dışı işi evet. yapıyoruz. Çağlar'la çalışmak da zaten çok keyifli. Artık öyle bir raddeye geldi ki mesela birbirimizi görmediğimiz sahneler ama işte telsizle konuşuyoruz vesaire bir şey kulaklıkta. Haberimiz olmadan hani aynı anda aynı tepkileri veriyoruz. Yani artık öyle bir şey geldi. Ay ne kadar güzel. Evet evet kesinlikle. Peki teşkilatın bu kadar sevileceğini düşündün mü? Başlarken. Ya tutar bu iş diyorsun tabii ki. Zaten kimse bu iş tutmaz diye bir işe girmez tabii de. Canım. Ama mesela ilk işte yayın oldu. İnanılmaz bir heyecan var zaten. Ertesi gün reytingler geldi. Yapımcımız reytingimizi attı. İşte şey yazıyor 11, 10 falan. Dedim ne kadar kötü gelmiş. Çünkü sıralamada sanıyorum 11. oldu. Ha, nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşündüm. İnanamamıştım yani. Evet. Bizi güzel hatta Ezgi konuktu galiba yayınlanmadan hemen önce. Ezgi'ye mesaj attık ya bayağı çok gerçekten çarpıcı bir başarıydı. Evet, İlk evet. bölümden o kadar sıçraması kesinlikle. Enteresandı. Peki teşkilatta bir ajanı canlandırıyorsun. Bayağı aksiyonlu falan bir şey. Senin böyle bir şunu da oynasam dediğin bir şey var mı aklında? Ya böyle badass bir şey oynamak isterim yani. Hmm. Ya onu da artık sinema minema galiba. Çünkü dizilerde ya çok evet, bizde gelmiyor öyle şeyler. Maalesef. Yazmıyorlar da öyle şeyler. Ya da şey artık dijitalde belki de olabilir. Neden olmaz. Çok isterim yani. Daha ters köşe, daha böyle anti kahraman. Çok isterim. Hadi bakalım inşallah. Polisiye romanlarına özel bir ilgin varmış. Evet, kesinlikle. Psikolog olmak isterdim de demişsin. Seni çeken... Adli psikolog. Evet. Adli psikolog evet. Çeken şey ne ona? İnsan beyni çok acayip bir şey yani. Yani. Her şeyin bir nedeni var ya kimse böyle hani doğdum ben kötüyüm falan diye dünyaya gelmiyor. O yaşananlar, o süreç,
neyin neden olduğu, o bağlamlar çok merak uyandırıyor bende. Neydi o? Netflix dizisi vardı bir tane. Neydi? Mindhunt. Evet, o zaten. Aynen. Kesinlikle. Müthiş evet. Bir şey. Yedinci Koğuş'taki Mucize nasıl geçti senin için? Aa, çok heyecanlıydı. Ya zaten fragmanında çok... ağlanmaya başlanan bir film bu. Ya ben oynadım, izledim. Kaç kere izledim yani hem de. Ön gösterim, o gösterim, bu gösterim. Kendim evde izledim. Her seferinde de ağladım yani. Evet, biraz çarpıcı bir iş o anlamda. Aras zaten ya bütün kadro müthiş. Ama hani başı çeken olduğu için Aras inanılmaz bir adammışlık, inanılmaz bir inanç sette. Çok güzeldi. Tebrik ederim. Bizi seyrettiniz mi? Evet. Ve ağladınız, hışır oldunuz. Evet. Genç yaşta sektöre dahil olmanın seni zorladığı zamanlar oldu mu? Oldu tabii. Yani... Var mı mesela şeyin, lan biraz olgunlaşıp girseydim keşke dediğim bir zaman? Yok. Ya bir yandan tam sektörün içinde pişmek, büyümek aslında daha avantajlı oldu. Sadece pes ettiğim, etmeye yaklaştığım çok an oldu. Hmm. İşte kirayı ödeyemediğim, ne yapacağım, ne edeceğim, acaba olmayacak mı? Yani mesela işsiz kalıp böyle kaç ay, hatırlamıyorum şimdi tabii hani şey olduğunu da. Olmayacak mı acaba, vaz mı geçsem ama başka bir şey yapmak da istemiyorum. Hani bunu istiyorum ben diye diye böyle vazgeçmeye çok şükür istediğim pozisyondayım şu an yani. Evet, o bazen gerçekten kalbi kırılıyor ya sektörde. Evet, insanın. Gerçekten öyle. Peki ünlü olduğum dediğin anı hatırlıyor musun? Galiba artık ünlüyüm ben dediğin an. Sanırım Kaçak Gelinler'den sonra. Ne oldu? Bir anda... sosyal medyada inanılmaz takipçim var. Bir uyanıyorum işte 5.000'le başladım. 15.000, 20.000, 30, 100.000 olmuşum. Ne oluyor ya falan diye böyle. Aynı zamanda hakaretler de geliyor ya böyle saçma bir şekilde. Böyle çok seven var, nefret eden de var. Neden bilmiyorsun yani, bir anda nefret ediyor senden tanımadığı halde. O zaman dedim, ha, küfür yemeye başladım. Ben galiba ünlü oldum dedim. Küfürü yiyince. Aynen. Vay anasını. İsminizi öğrenebilir miyim? Gökay. Gökay Bey. Evet. Şimdi bana birden 70'e kadar bir sayı söylemeniz gerekecek. 22. Sevgilim Erasmus değişim programıyla Avrupa'ya gideceğini söylerse inceden bir gerilirim. Hayır. Aa. Çok mu gerilir? Gerilmez İnceden misin? Değil yok, çok gerilmem. Gerilmezsiniz. Neden? Akademik olarak katkı sağlayacağını düşündüğüm için diyorum. Aa. Aynen. Ahmet Necdet Sezer dedi. Çok güzel. Sevgiliniz var mı Gökay Bey? Yok, hayır. Ha, ondan bu kadar lazım. Okay. Tamam ama size helal olsun. Teşekkür. Buradan 0 puan aldınız çünkü. Puan almak kötü burada. Bir sayı daha rica edeceğim. Birden 24. 70'e kadar 24. İçim kan ağlasa da duygularımı belli etmem. Sonuçta güçlü görünmem gerekir. Evet. Katılıyorum. Katılıyorsunuz. Evet. 20 puan size kaçtı buradan. Gökay Bey. Evet. Öyle misinizdir? Böyle güçlü görünmeye mi çalışırsınız? Yani evet, çok fazla belli etmemeyi tercih ediyorum. Ketum musunuz? Çok değilim aslında. Konuşkan bir insan. Konuşkansınız ama şey böyle güçsüz görüneceğiniz yani duygusal şey... Duygusal ilişkiler çok fazla belli etmemeyi tercih ediyorum. Aynen. Bir sayı daha rica edeceğim. 32. 32. Partnerimle, eşimle uzun yola çıkarken arabayı ben kullanıyorum. Evet. Evet mi? Yani... Neden? Güvenmiyorsunuz. Ya sadece partnerimle alakalı değil, arabanın yan koltuğunda oturduğundan genel olarak çok tedirgin oluyorum. Ne yapıyorsun? Taksiye bindiğinizde taksiciye rica mı ediyorsunuz? Yok yani? Yok. Taksi çok kullanmıyorum zaten ama... Anladım. Otobüste o zaman otobüs şoförü. Ya otobüs de çok etkilemiyor. Toplu vasıta değil de arabanın yan koltuğunda oturduğum zaman yandan geçerken falan çok yakından geçiyormuşuz gibi geliyor bana. Anladım. Birazcık tedirgin oluyor. Anladım. Nedeniniz çok tatlı olsa da buradan 20 puan aldınız. Üzülerek söylüyorum. Bir sayı daha rica edeceğim. 38. Erkek bir yogacı gördüğümde içimden gülerim ama çevreme belli etmem. Erkek yogacı hiç görmedim ama görsem gülerdim muhtemelen. Gökay Bey o kadar tatlı başladı fakat nasıl bir ayıya dönüştürüyor. 20 puan da buradan kaçtı. Bir tane daha Gökay evet, Bey. 60. Dünyanın bütün iyi aşçıları erkektir. Bu söze katılıyorum.
Yok, ben kazımıyorum. Ben de kazımıyorum. Buradan yırttınız. Gökay Bey, size helal olsun. Teşekkürler. 60 puan aldınız bizden. 100 üzerinden. Yani ortalamanın bir çıt üstü ama zaten başka nedenleriniz var. Biz size toksik olmadığınızı düşünüyoruz açıkçası. Evet, değil mi? Arkadaşlarım yani? Kesin toksik çıkmazsın çık falan dediler ama bayağı iyi. Ama gördüğünüz gibi evet, toksikliğin nereden çıkacak? Bak, iman, para, toksiklik. Bu üçünün kimde olduğu belli olmaz. Ama bence o kadar toksik değilsiniz. Bence sorularımız... de değilim aslında. Aynen. Bizden iki kişilik davetiye kazandığınız drama sahnesinde umarım çok beğeneceğiniz bir etkinliğe denk gelir. Çünkü çok teşekkürler. Çünkü o tesadüfen hangi etkinlik olacağını biz de bilemiyoruz. Umarım çok eğlenirsiniz. Gökay Bey'i alkışlıyoruz. Ya İstanbul-Ankara arası mekik okuyorsun. Bir de zaten İzmir'den geldin. Ankara ile ilgili şey gerginliğin oldu mu hiç ya? İşte az önce geyini yaptığımız deniz yok ya burada falan gibi. Zorluyor beni. Ben gerçekten. Benim yer yönüm çok kötüdür. Ha. Hiç bulamam yönümü. Denizden en azından deniz alıyor. Aynen deniz varken ondan yolun. Şimdi Ankara'da diyorlar yukarı doğru çık. Hangi yukarı hangi doğru yukarı? Çıkayım yani? Çok haklısın. O yüzden evet o konuda peki, zorla. Peki merkezin İstanbul mu Ankara mı set varken? Ankara. Nasıl gidiyor peki bu evlilik? Ya barış geliyordur, bir şeydir falan. Geliyor işte. Ama her zaman da gelemiyor tabii ki. Ben iki haftada bir falan gelmeye çalışıyorum buraya. Hı-hı. Zaten durumum belli. Görüyorsun bir senedir gelemedim. Zor tabii, çok zor. Yani hı-hı, çok özlüyorum, ediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Onun hiç da burada mi işleri var. Benim orada. İdare hı-hı ediyoruz. Okay. Bazen o da gerekiyor ya. O ilişkiye şey katmak için böyle. O özlemek de güzel bir tabii şey tabii yani. Tabii tabii ya, bence aynen avantajlı bir şey o. Peki evlenmeden önce Barış'a çok trip attığını söylemişsin. Ben çok trip bir insandım ya. Öyle mi? Çok peki, nalet bir insandım trip, yani. İyi trip atmak isteyen gençlere bir önerin var mı? Hiç trip mirip atmayın yani. O kadar. Trip mirip atmayın. Hayır mı ya, çok dert bir şey. Gıcık bir şey bence trip. Birine trip atmak. Ciddi mi diyorsun? Yani ya dersin çatır çatır. Sen bana bunu yaptın. Ha. Hani açık açık. Ben bir de derdimi de söylemiyordum eskiden. Ha. Oo, hani oha. O da deliriyordu. Ne oldu ki falan. Yok bir şey. Ya yani o yüzden trip atmayı önermiyorum. Önermiyorsun. Yani. Hiç. Aa ne tatlı insan. Sen atar mısın çok trip? Ne atarım, ne atarım yani. Ne gerek? Mesela trip atana önleminiz nedir? Kendi kendine atsın yani. Tınlamamak. Her ilişkide. Kaç ilişkiniz oldu? Hayır yani. Ya, aile, her türlü arkadaş ilişki, arkadaşlığı da. Okey. Trip atmayı seven var mı aramızda? Siz. Ya. Niye ne atıyor? Mesela ne oluyor? Bir şey böyle mutsuz olduğumda ya da sinirlendiğimde fark edilmek isterim yani. Fark edilmek istersiniz. Sevdiğim için fark ettim. Aynen, anladım. Nasıl mesela nasıl fark ettiriyorsunuz? Ben siz deyince böyle söylemem. İşte bu sen bu falan dedim. Aa, ha bir sana soracak neyin var diye. Ben işte yüzümü falan şeklimi değiştirdim. Ne yaparak mesela, ütü mü basarsınız? Çok somurturum. Çok somurturum. Gözümü deviririm. Aa berbat. Evet. Peki anlar mı? Anlar, ben de böyle çıldırtırım hani söylemem. İsminizi soyadınızı alırsak eşimiz dostumuza bulaşmayın diye. Normal genç kız, bizim bir ton genç arkadaşımız var. Beni manyak eder bu hepsini. İpe dizer valla. Baksana gözümü deviririm falan yapıyor. Onu seven de vardır can. Trip atılmasına. Yani belli ki var. Kendi kendine yapmıyor bunu. Yine çok müthiş bir konuk var. Ben size birazcık duygusal, sanki hiçbir şey gerçek değil, başımızdan geçenler bir masal. Oo, la 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 la. Hoş geldin Deniz Baysal. Karasal iklim biraz sorunsal. Daha çok sever o kumsal. Bir daha İzmir'e gidersen dönüşte bize boyoz al. Eşi oyun. Eşi müzisyen, kendi oyuncu. Yeah, come on. Eşi müzisyen, kendi oyuncu. Biri koç, diğeri boğa burcu. Bu aralar pek bir rahatlar.
yeni bitti KYK borcu. Bazı hedefler var biraz, gerçek gibi biraz sanal. Bana sorarsan ev alma, Metaverse'den arsa al. Deniz Baysal. Yeah. Şimdilik çocuk düşünmüyoruz gibi oldukça sıradan bir cümle kurdunuz ve bu haber oldu. Öyle mi oldu? Evet, böyle haber yapmışlar bunu. Ha. Bu durum böyle bir çifte standart hissettiriyor mu? Ya aslında artık bence hiçbirimizin kimseye bu soruyu sormaması gerekiyor. Yani ne olduğunu bilmiyorsun. Belki çok istiyorum ama olmuyor yani. Hmm. Belki bir tedaviye ihtiyacım var, bir şey. Belki bir travma var karşı tarafta. Niye merak edilir? Ne bileyim bilmiyorum ya, belki de kötü anne baba olacaksın yani. Ya, kesinlikle. Aa. Keşke herkes böyle düşünse. Gerçekten istemeyen yapmasın mesela. Evet. Sonra başkaları uğraşıyor çocuklarla işte o büyüyünce falan, ne bileyim. Hani inşallah Allah buradan da temennilerimi sunar. Gerçekten anne baba olmak isteyen insanlara nasip etsin diyeyim yani. İnşallah. Ama bence sorulmamalı aslında bu soru açıkçası. Ben sormadım. Yanlış anlaşılmadı yok, değil mi? Hayır, bak ben hayır. Tövbe sorma. Hayır, bu, hayır ben benim de hiç aklımda böyle bir şey yok. Ben de çok yapıyordum mesela. Aa, çocuk düşünmüyor musunuz falan diye. Gerçekten mi? Yapıyordum şimdi. Tabii. Sormuyorum yani asla. Peki kendinle o ilişkin böyle bir sevgi dolu diye tarif ediyorlar insanlar senin için. Böyle bir kendine, böyle bir kendi değerini bilmeni kibir olarak yorumlayan oluyor mu hiç? Yok, öyle zaten abartılı. Ya kendi değerimin farkına varmaya başladım diyeyim. Önceden hiç bilmezdim. Belki yaşın da getirdiği bir şey. Hep böyle 30'lar 30'lar derler ya. Daha kendime değer vermeye, kabul etmeye ve sevmeye başladım. Kibirli olduğumu düşünen varsa da beni tanımıyordur zaten. Hmm. Ne düşünürse düşünsün diyeyim. Herkes işine baksın da bitirdi soruyu. Evet. Peki kamera arkasını fotoğraf çekmeyi falan çok seviyormuş. Bu hobi gibi mi tasarladığınız? Fotoğraf çekmeyi çok severim, evet. Peki hiç kamera arkasına geçeyim, daha büyük şeyler hayal edeyim var mı? Başladı mı öyle şeyler? Ben önünde olmayı seviyorum, oynamayı seviyorum, canlandırmayı seviyorum. Hiç peki böyle bir anlatmak istediğin bir hikaye falan olur mu ileride film bilim yapmak için soruyorum. Olabilir, kapatmıyorum önünü, kapatmayayım hiç yani. Ama canım, şu an hiç öyle bir hayalim yok, ileride yani, ben de kendi filmim tabii falan diye. Oynarken tatmin olmuş değilsin ki yeterince zaten. Tabii yani. Doğru, kesinlikle. Daha bir ton oynamak istediğimiz rol vardı. Aynen. Bak. Merhabalar. Merhaba, ben Talya. Talya. Evet. Aa, nerelisiniz Talya Hanım? Mardin Yozgat. Mardin Yozgat. Coğrafyanız ne kadar iyi. Teşekkür ederim. Mardin yani, Yozgat. Anne tarafı Mardin, baba tarafı Yozgat. Aa, çok iyi. Allah'tan evet. Dedelerden göçmen yok, yoksa aklınıza gelen her yeri söyleyecektim ben. Nerelisiniz? İpek Yolu. Evet, pardon Talya Hanım. Siz ne okuyordunuz? Kimya okuyorum. Buyurun Talya Hanım, bize hangi şarkıyı acaba hımlayacaksınız? Sömeden yurdumu. Bilinen bir şarkı. Benimki de bilinen bir şey. Sen bir hımla bakayım. Acele hayır, hayır, hayır. Etme bu. Bu mu? Bu muydu? Ben, benim ya. Aşırı heyecanlanışım. Senin aşırı heyecanlanışın Umay'ın hımlama hırsı. Çok teşekkür ederim. Talya Hanım'ı bir alkışlayalım. Hangisini içeyim? Bunu için. Evet. Ne ya? Evet. Genelde şeffaflar nasıl? Evet.
Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Rıdvan. Siz ne yapıyorsun? Hukukçuyum ben. Ya, hukukçuyum derken? Avukat değilim, akademisyenim. Buyurun Rıdvan Bey, dinliyoruz sizi. Git ama yine gel, döneceksin diye sen. Ama ben böyle olmaz ki. Ben o sırada geğiriyordum, duyamadım. Ama benim çok sevdiğim şarkılardan biri. Ama ben şarkıyı hiç anlamadım bile. Döneceksin diye söz ver. Yüksek kim, sadakat. Ben mi? Yüksek sadakat. Tebrik ediyoruz Rıdvan Bey'i. Gayet de güzel vurguladı yani. Gerçekten harikaydı. Hangisinden için? Kırmızı. Ha. Evet, prensesin gözyaşları. Bu biraz hafif. Oh! Merve Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum. İstatistikle ilgili analizler yapıyoruz. İstatistikle ilgili analizler yapıyoruz. Evet, satış analizi. En sevdiğimiz şey, satışla ilgili. Evet. Buyurun, şarkınızı dinleyelim. Buyurun. Motor yağını içersin. Yo, şeffaf olanı içersin. Çünkü neden? Şeffaf olan daha he-he-dır. Buyurun. İsminiz neydi? Merve. Sizi dinliyoruz. Tamam. Başa sarıyorum. Ne? Ya bayağı dinliyoruz bunu ya. Ama sen... Duymuyorum ben. Bir duyduysan söyle. Gerçekten ben duydum. Ne dedi? Gönlünü güne gönlünü güne deniz sevmez sevda. Lara Hanım, alkışlıyoruz sizi. Motor yağını içeyim mi? Motor yağını iç. Lara Hanım, ağzınıza sağlık. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Talya. Talya mı dedi? Evet. Evet. Arkadaşlar, senin adın ne? Nora mı? Senin adın ne? Ne oluyor ya? Lara, Talya, Talya. Aslında Nora, üçüncümüz de var Lorin. Ama. Ne oldu, siz arkadaş mı oldunuz orada? Arkadaşız zaten. Zaten arkadaşsınız. Allah Allah, biz ne oluyor toplu bilet alalım. Bunlar aynı köylü bunların hepsi. Yozgat. Yozgat'tan otobüsün. Yozgat'tan otobüs kaldık. Talya Hanım, siz ne yapıyordunuz? Ben Bilgi Üniversitesi'nde havacılık yönetimi okuyorum. Aynen, havacılık yönetimi okuyorsunuz. Evet, hazırsanız dinliyoruz. Yeni bir şey geçtim. Aynı şarkı mı? Gel gelinim gönlüme gel. Yok artık ya. Ben sağır mı oldum lan acaba? Tamam, yarısını bana şey yapsan. Yarım yarım şey yapalım. Maalesef. Gerçekten arkadaşlar. Aho! Aman be. Dedim bölüştürelim istiyorsan diye. Ve tabii ki Deniz kazandı. Alkışlıyoruz Deniz Hanım'ı. Ayaklarına sağlık. Gerçekten. Başardık. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum abi. Bir senenin sonunda. Bir senenin sonunda yan yana gelebildik. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. İlk fırsatta geldi. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Çok eğlenceliydi bugün. Biz çarşamba günü YouTube'da, pazartesi tekrar buralarda bir yerde olacağız. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Sen kal. Ben kalıyorum. Gel.